Gün ortası programından iyi günler sevgili seyirciler. Tarihler 10 Eylül 2020 Perşembe gününü gösterirken bizler yeniden gün ortasının gelişmelerini aktarmak üzere sizlerin karşısındayız. İsterseniz hemen Kayseri'ye dair sıcak bilgilerle başlayalım. Daha sonra ise biraz daha genel olarak özellikle de COVID-19 perspektifinden bakalım istiyorum ben olaya. Biliyorsunuz ki COVID-19'la mücadele Kayseri kapsamında olduğu gibi tüm ülkede ve dünyada da devam ediyor. Bu kapsamda da en sıcak gelişme de şudur ki Vali Şeyh Muz Günaydın bir tweet attı ve tweetinde de aynen şu ifadelerini kullandı. Karantinası olup karantinada evinde kalmayanlar yurtlara yerleştirilecek dedi. Ve hemen altını çizmemiz gereken belki de en önemli nokta sevgili seyirciler şudur ki eğer karantinadan kaçarsanız ve evinizde karantinada olmazsanız dışarıda olursanız bu kapsamda da yurtlarda evet karantinada tutulacaksınız ama 14 günlük karantina biliyorsunuz ki daha öncesinde vatandaşlara ücretsizdi devlet eliyle karşılanıyordu. Eğer şehir dışından geldiyseniz ve işte hac umre vazifenizi yaptıysanız ya da öğrenciyseniz yurt dışında çalışıyorsanız dışarıdan geldiğiniz takdirlerde devlet karşılıyordu. Fakat bu defa çok önemli bir farklılık var süreçte. Artık evde karantinanızda kalmazsanız yurtlara yerleştirileceksiniz ve günlük yurt ücretlerini kendi kesenizden ödeyeceksiniz. Yani bakın artık Vali Bey de birbirinden farklı çok değişik projelerle aslında sizleri evde tutmak ve salgının önüne geçmek için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yaklaşık 1,5 saat önce de Vali Bey'in çarşı bölgesinde bir denetimi oldu. Bunun da zaten akşam haber bültenlerinde genişçe yer vereceğiz. Ne yazık ki denetimlerde bazı vatandaşların maskeler çenesindeydi. Kimi sigara içiyordu ve bu yüzden 900 liralık maske cezasına maruz kaldı. Bakın bunlar çok önemli detaylar. Yani size mesela gün ortasında bir saat önce olan gelişmeleri aktarıyorum ve günün içerisinde bu kaç defa tekrar ediyor, kaç defa oluyor bunu da bilmiyoruz. Fakat orada Vali Bey varken, protokol varken ve birçok kolluk kuvveti varken vatandaşın maske çenesinde, sigarası ağzında özellikle de şehrin çok alternatif bir noktasında bakın Kazancılar Çarşısı yani Cumhuriyet Meydanı'nın hemen dibi. Hani o kadar yoğun bir bölge ki insanların geçiş güzergahı olan bir bölgede göz göre göre orada denetim olduğunu görerek ve orada basın mensuplarının, protokolün, kolluk kuvvetlerinin olduğunu görerek bunu yapmak da gerçekten akıl kârı değil diye düşünüyorum. Ya da hani bu nasıl bir cesarettir diye düşünüyoruz sevgili seyirciler. Yani böyle de bir durum var ne yazık ki. Hatta bunun yansımaları da çok farklı olacak. Akşam haber bültenlerinde muhtemelen defalarca belki izleyeceksiniz. Gerçekten ağlanacak halimize, gülecek duruma gelmek üzereyiz artık bu salgında. Lütfen biliyorsunuz son 15 günün 4. günündeyiz Kayseri minvalinde ve lütfen evinizde kalın, mümkün olduğunca evden çıkmayın. Bakın gerçekten artık çok farklı haberler çıkmaya başlıyor. Yani öyle ki gerçekten çok şaşırıyorsunuz. Ya bu da olmaz diyorsunuz Kayseri'de ama ne yazık ki olmaya başladı. İşte az önce, bir saat önce gördüğümüz örnek. Yani ağlanacak halimize gülmekten başka çare bırakmıyorsunuz bazen bizlere de. O yüzden de bugün de programın ağırlıklı gündemi COVID-19 ve yapılanlar ve yapılmayanlar olacak aslında. Muhtemelen de bu salgın süreci hafifleyene kadar sanırım gün ortasının ana gündemi olarak COVID-19'u konuşmak suretiyle buna mecbur kalacağız. Eğer tedbirler yeterince alınırsa bizler de bu ekranlardan daha az COVID-19 konuşmuş olabiliriz. Aslında bunları hep beraber yapmamız gerekiyor. Hep beraber yapabileceğimiz bir işlem bu. Tek başına bakın işte denetim yapılıyor. Denetimin olduğu bölgedeki vatandaşın umursamazlığına bakın. Yani o kadar vurdum duymaz ki. Sanki denetim başka birisi için yapılıyor ve gerçekten sanki o denetimin tüm şartlarını yerine getirmiş gibi aheste aheste sigara içerek maske çenesinde kolluk kuvvetlerinin polis memurlarının yanından geçiyor. Yani gerçekten bazen söz bitiyor yani hani önemli olan bir ceza yazılması ve cezanın ödenmesi değil bakın. Önlemlerin alınması ve alınan önlemlerin de vatandaş tarafından uyulması yani öyle bir şey ki biriniz uymazsanız hepimiz uymamış gibi sayılıyoruz ne yazık ki. Evet bu konuda da
Dün İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun bir toplantısı oldu ve Süleyman Soylu da Covid-19 tedbirleri için bir toplantı gerçekleştirdi ve 81 ilin valileriyle yaptı bu toplantıyı. Onun biraz detaylarına bakmak istiyorum. İl ve ilçe salgın denetim merkezleri vasıtasıyla illerde denetimlerin etkinleştirilmesi, nikah şeklindeki düğünler konusunda alınan kararların uygulanması, maske denetimlerinden taviz verilmemesi ve kurallara uymayanlara müsamaha gösterilmemesi, toplu ulaşım araçları için alınan kararlara uyulması konuları görüşüldü. Bakın evet, burada da kurallara uymayanlara müsamaha gösterilmemesi aslında sadece valilerin ya da kaymakamlıkların uyguladığı bir şey değil. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun da valilere toplantıda altını çizdiği bir önlem aslında. Bakan Soylu, valilere vatandaşların toplu olarak kullanabilecekleri yerler, hemen detaylandıralım bunu isterseniz. Pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, düğünlere yönelik denetimlerin sıklaştırılması ve kurallara uyulması noktasında taviz verilmemesi gerektiğinin talimatını verdi ve toplantıya da İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve diğer yetkililer de katıldı. Bakın burada aslında vurgulanan şey sadece Kayseri genelinde değil, Türkiye genelinde kurallara uymayanlara müsamaha gösterilmemesi. Bu da zaten bakanlığın devlet eliyle de alınan önlemlerden birisi. Dün de bunu hatırlatmıştım aslında sizlere. Adalet Bakanlığı da artık karantina kurallarına ya da Covid-19 tedbirlerine uymayanların suç işleyeceğini ve bu suçun da cezasız kalmayacağının tweetini paylaşmıştı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Gül adına da diyelim. Bir diğer gelişmeyle devam edelim isterseniz. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede ise hayata geçirilen, biliyorsunuz ki, mobil uygulamalarımızdan kullandığımız Hayat Eve Sığar uygulaması vardı. Buradan gittiğiniz bölgelerin ne kadar riskli ya da risksiz olduğunu görebiliyorsunuz. HES kodu alabiliyorsunuz ya da gideceğiniz yerlere bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda da bu uygulama Sağlık Bakanlığı eliyle denetleniyor ve HES kodu kapsamında bizlerin işte uçak bileti, otobüs bileti ya da toplu alanlara, özellikle futbol maçları da buna dahil edildi biliyorsunuz. Böyle yerlerde kullanmamız için HES kodunu da alabildiğimiz bir uygulama Hayat Eve Sığar. Çok da tutulan bir uygulama oldu, çok da gerekliydi. Bunun kapsamında ise Sağlık Bakanlığı'nca Hayat Eve Sığar uygulamasının çağrı merkezi ve sosyal medya hesabı da oluşturuldu. Artık hem çağrı merkezi var hem de sosyal medya hesabı var Hayat Eve Sığar uygulamasının. Hemen bunun detaylarını vermek istiyorum sizlere. Vatandaşlarsa HES uygulamasıyla ilgili yaşadıkları sorun, görüş, öneriler için 7 gün 24 saat 0850-477-0477 numaralı çağrı merkezini arayabilecekler. Bunun akabinde ise Twitter'da ise Hayat Eve Sığar adresinden sorularını yöneltebilecekler. HES uygulamasıyla vatandaşlar yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu öğrenebiliyorlardı. Uygulamada ayrıca risk yoğunluğunun yanı sıra bulunan uygulamalarsa hastane, eczane, market ve duraklar gibi acil durumlarda bilinmesi gereken yerlerde vatandaşların bilgisine sunuluyordu. Bu kapsamda da artık Hayat Eve Sığar'ın çağrı merkezi ve sosyal medya hesabı da açıldı ve vatandaşın kullanıma da dün itibariyle sunuldu. Artık bir sıkıntınız olduğunda görüşlerinizi, önerilerinizi ya da şikayetlerinizi sosyal medya hesabı üzerinden ya da Hayat Eve Sığar'ın çağrı merkezi olan 0850-477-0477 numaralı telefonlardan da çağrı merkezi yetkililerine de aktarabilirsiniz diyelim. Dilerseniz bunun bir haber görüntüsü var. Bu haber görüntüsünü ekranlarınıza getirdikten sonra diğer gelişmelerimizle gün ortasına devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde hayata geçirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına ilişkin vatandaşlardan gelecek soru, görüş ve öneriler için çağrı merkezi ve sosyal medya hesabı oluşturuldu. Vatandaşlar HES uygulaması ile ilgili yaşadıkları sorun, görüş ve öneriler için 7 gün 24 saat 0850-477-0477 numaralı çağrı merkezini arayabilecek.
twitter.com/hayatevesigar adresinden sorularını yöneltebilecek. HES uygulamasıyla vatandaşlar yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebiliyor. Uygulamayla ayrıca risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market ve duraklar gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerlerde vatandaşların bilgisine sunuluyor. Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde uygulamada yakınlarının onayları doğrultusunda ailelerine ya da yakınlarına listelerine ekleyebilen vatandaşlar, onların da riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosu gibi bilgilerle seyahatlerde kullanılan HES kodu da uygulama üzerinden alınabiliyor. Güvenli alan uygulamasıyla vatandaşlar, bulundukları mekanlardaki kişi sayısı ve riskli kişi sayısını da görebiliyor. Uygulama üzerinden yapabilecek ihbarlarda da maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uymayan işletmelerin denetlenmesi sağlanabiliyor. Evet, evet. Hayat Evesar uygulamasında haber detaylarını ekranınıza taşıdıktan sonra günün diğer önemli gelişmeleriyle devam edelim. Önemli gelişmelerimiz ise bir süre daha COVID-19 olacak. Bunu da hemen hatırlatalım. Bir diğer gelişme ise az önce Hayat Evesar uygulaması hakkında konuşurken sevgili seyirciler, ÖSYM'de artık HES kodu isteyecek sınav görevlilerinden. Biliyorsunuz HES kodu artık bizlerin bu salgın bitene kadar vazgeçilmez bir kaynağı olacak. Bu kapsamda da ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Aygün, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerin başvurularından önce HES kodu alması gerekiyor açıklamasında bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerden yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Hayat Evesar kodu isteneceğini de bildirdi. Aygün yaptığı açıklamadaysa şunları kaydetti. HES kodu aracılığıyla sınav görevlilerinin COVID-19 durumlarını takip ediyorduk ve Sağlık Bakanlığı verilerinde COVID-19 riskli görünenlerin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevler atıyorduk. HES kodu bilgisini adaylara ek olarak artık sınav görevlilerinden de isteyeceğiz. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerin başvurularından önce HES kodu alması da gerekiyor. HES kodu bilgisi ise ÖSYM görevli işlemleri sistemine kaydedilmeyenlerin sınav görevi talebi sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle de görevlilerin sınav görevi talebi için sisteme giriş yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. HES kodu bilgisi ise ÖSYM görevli işlemleri sistemine kaydedilen görevliler sınav görevi talebinde de bulunabilecekler denilmiş ve adresleri de tekrardan hatırlatmış. O da hayatevesar.sağlık.gov.tr adresinden sınav görevlileri de görev almak istiyorlarsa önce HES kodunu bu adresten edindikten sonraki süreçte HES kodu alarak daha sonra başvurularını yapabilecekler olarak hatırlatalım bunu da. Bir diğer gelişme ise biliyorsunuz ki az önce de bahsettiğim örnek programın açılışında Kayseri COVID-19 tedbirleri kapsamında çok ağır tedbirler almasına rağmen ne yazık ki bazı kesimler bunu reddediyor. Yani kati bir dille reddediyorsunuz galiba sevgili seyirciler. Yani şöyle bir durum var ki birçok tedbir aslında sizlerin sağlığı için alınıyor ama az önce programın açılışında verdiğim Kazancılar Çarşısı'ndaki örnek. Bir saat önce başımıza geldi örneğin. Yani o kadar taze örnek ki daha fazla üstüne ne konuşulur bilemiyorum. Fakat bu konuda sadece Kayseri değil Yozgat'ta da COVID-19 tedbirleri artırıldı ve Yozgat'ta alınan tedbirler kapsamında oluşturulan 60 kişilik filyasyon ekibi karantinada bulunan COVID-19 hastası ve temaslarını takip ediyor. Yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokak başlarında bekçiler vatandaşların ateşini ölçüp maske takmayanları da uyarıyorlar. Yapılan uyarılara rağmen cadde ve sokaklarda maske takmayan ve maskesini çene altına takan vatandaşlar da ne yazık ki görülüyor. Kayseri'de de işlek yerlerden olan Kapalı Çarşı ve Millet Caddesi'nde polis, bekçi ve zabıta ekipleri vatandaşları sık sık sosyal mesafe konusunda uyarmak zorunda bırakılıyorlar. Ve az sayıda maskesiz dolaşan vatandaşlara ise de Kayseri'de işlem yapılmıştı dün akşam saatlerinde. Hemen bunu vurgulayalım. Dün akşam saatlerinde
Bu denetimlerde işlem yapılmasına rağmen bugün sabah kaldığımız yerden de devam ettik ne yazık ki sevgili seyirciler. Yani bugün sabahta gördüğümüz tablo buydu aslında. Yani resmen hiçbir şey yokmuş gibi hala maskesi çenesinde gezenler var aramızda. Buna da ne denir ben gerçekten bilemiyorum. Şöyle de bir durum var. Hemen bugün Kayseri Star Haber'in sürmanşetine yansıyan COVID-19 ile ilgili bir gelişmeyi aktarmak istiyorum. Tabip odasından korona isyanı denilmiş. Tabip odası başkanı Mehmet İlhan Şahin. Yöneticiler inisiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödeyecekler dedi. Öte taraftansa Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Kamil Karamete de Şahin'e destek vererek artık yeter Kayseri yanıyor şeklinde konuştu denilmiş yansıyanlarda. Bir diğer gelişme ise Cumhuriyet Meydanı'nda bir eylem vardı dün akşam saatlerinde, hemen bunu aktaralım. Meydanda sessiz eylem. Kayseri'de bazı kafe, restoran ve barlarda sahne alan sanatçılar belirli bir saat diliminden sonra kısıtlama getirilen müzik yasağına sessiz eylem yaparak tepki gösterdi. Grup adına konuşan Ulaşcan, bizlere hayat veren sahnelerimizi geri istiyoruz açıklamasında bulundu. Evet, bazı meslek durumları zor durumda kaldı belki de. Müzisyenlerimizin de söylemleri haklıdır ama şu anda bu salgın sürecinde gerçekten yapılabilecek en masum şeylerden birisinde bu olarak görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki artık süreç çok farklı bir yere gitmeye başladı sevgili seyirciler. Yani artık Kayseri'de gün geçmiyor ki her gün vatandaşların karantinayı kurallarına uymadığını, tedbirlere uymadığını görmeyelim. Ne yazık ki farklı şekillerde karşımıza çıkan bir gelişme bunlarda. Yani bu yüzden de ayrıca önem veriliyor ve Gazete Kayseri'de ise Koca Sinan Belediyesi'ne ait ama tüm Koca Sinanları ve Kayserileri ilgilendiren bir karar verildiği duyuruldu. Hemen detaylarını aktaralım. Koca Sinan Belediyesi pandemiyle mücadeleye destek için Kafe Sinan ve Hanımeli tesislerini geçici bir süre kapattı. Büyükşehir ve Hacılar'da açık havada faaliyetlere devam edilirken konu hakkında değerlendirmelerse sürüyor. Melik Gazi ise yeni normalde bu konuda açık tesis bulunmuyor denilmiş. Kayseri'de artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından yeni önlemler de alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın son yayınladığı genelgede kafelerde saat 24 sonrasında her türlü müzik yayınının durdurulması kararının ardından Kayseri'de daha radikal kararlar hayata geçti. Koca Sinan Belediyesi bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına dev bir adıma da imza atmış oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerin %99'u açık havada faaliyet gösterdiği için kapatma söz konusu olmadı. Melikgazi Belediyesi ise kış aylarından beri bütün tesisleri kapalı bulunuyor. Hala faaliyete geçmemişti ki muhtemelen faaliyete geçse de tekrardan ilçe hafızası sağlık kuruluyla ya da belediyenin kendi kararıyla muhtemelen kapatılacaktı. Çünkü görüyorsunuz ki eğer yöneticiler daha sert tedbirler almazsa ve yasakları daha çok arttırmazlarsa ne yazık ki biz vatandaş olarak bazı şeylerin bilincine varamıyoruz ve yine yapmaya devam ediyoruz diyebiliriz. Hacılar Belediyesi'nin ise ilçe merkezinde faaliyet gösteren Hacılar Kafe adında tek tesisi bulunuyor detayına da yer verilmiş konuyla alakalı olarak. Evet, diğer bir gelişme yine Koca Sinan'a ait. Koca Sinan Belediyesi biliyorsunuz 24 saat mesaiye devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Temizlik faaliyetlerine devam ediliyor ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediliyor ki aslında dezenfeksiyon çalışmaları belki de son dönemde çok hız kazanan ve olması gereken bir durum diye düşünüyoruz bizler de. Evet, ayrıca Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun Haber 38'e yansıyan da bir gelişmesi var. Bunu da aktaralım dilerseniz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım dedi Başkan Palancıoğlu dün yaptığı denetimlerde ve açıklamasında. Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanmasının ardından Melikgazilerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunun gözlendiğini belirten Başkan Palancıoğlu, durum ciddi. Sağlığınız bizim için çok önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça 15 gün süresince dışarıya çıkmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına da harfi harfiyen uyalım dedi Başkan Palancıoğlu da. Buna dair bir diğer gelişme ise MÜSİAD Kayseri yönetiminden bir açıklama geldi.
Ve Başkan Kütahneci yaptığı açıklamasında virüsü değil birlikteliği yayalım, lütfen evlerimizde kalalım mesajı verdi. Biliyorsunuz ki zaten son dönemde verilen tek bir mesaj var aslında, lütfen evinizde kalın. Yani bunun çok alt okuması, üst okumasının olduğunu çok düşünmüyorum aslında sevgili seyirciler. Bu öyle bir durum ki gerçekten evinizde kalmanız gereken bir durum. Eğer mecburi bir işiniz yoksa, iş hayatına katılmıyorsanız, İşte gideceğiniz oturmaları, ziyaretleri ertelemeniz gerekiyor zaten. Bakın süreç normal değil. Yani toplumda bir de şöyle bir durum var. Son günlerde sık sık ben de kulak misafiri oluyorum ve duymak zorunda kalıyorum. Hemen onu da aktaralım. İşte birisi hasta diyelim, hasta ziyaretine gidiyorsunuz. Ya ama bu yasak şu anda. Yani böyle bir durum var ortada ve yasak. Hani gittiğiniz zaman aslında onlara iyilik değil, belki de kötülük yapıyorsunuz, belki gizli taşıyıcısınız. İlla gittiğiniz yerden size bulaşacak diye bir kanun kaydı yok. Ama belki siz giderken bulaştıracaksınız. Bir de işin bu taraf boyutu var. Yani lütfen hasta ziyareti, başsağlığı gibi, taziye evleri gibi ziyaretlerinizi lütfen telefonla yapın ve lütfen ileri bir tarihe bırakın. Şu an bunun için uygun bir dönem değil. Türkiye genelinde değil ama özellikle de Kayseri genelinde hiç değil sevgili seyirciler. Yani bunun bilincinde olmak gerekiyor. Anadolu Haber'de ise yine Covid-19'a dair başka bir gelişme var ve bu sese kulak verin. Doktordan hayati uyarılar. Covid-19'a yakalandıktan sonra uzun bir tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Başhekim Doktor Mustafa Demirel önemli uyarılarda bulundu. Bu iş şakaya gelmez. Hele hele bana bir şey olmaz demeyin ve kesinlikle tedbirlerinizi alın dedi. Hem bir hekim olarak hem de Covid-19'u yaklaşık 3 haftalık sürede atlatan bir hasta olarak da söylüyor aslında Doktor Demirel bunları. Çünkü yaklaşık sanırım tedavisi 2,5 haftayı, 3 haftayı buldu. Çünkü Covid-19 olduğunda ilk haftasında da basın mensuplarına bir açıklama yapmıştı. Bunları da ekranlarınıza geçtiğimiz tarihlerde getirmiştik Doktor Demirel'in. Bu kapsamda bakın daha yeni açıklama veriyor. Bu demek ki süreç 3 haftaya kadar sürmüş. Ve Demirel'in vurgusu da şu şekilde. Vaka sayısının en fazla 5 ilden birisi olmamız sebebiyle yoğun bakım süreçlerini yaşamış biri olarak birkaç şey paylaşmak istiyorum. 65 yaş üstü vatandaşlar kesinlikle ihtiyaç olmadığı müddetçe dışarı çıkmasınlar dedi. Ya zaten bilinçli bir şekilde ben artık dışarıya çıkıldığını düşünmüyorum. Bilinçsiz bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Eğer çok acil bir durumunuz yoksa evinizde kalın lütfen. Bilinçsiz bilinçsiz dışarıda gezmeyin. Yani artık bunu demek gerekiyor belki de insanlara. Hani o kadar sıkıntılı ki süreç. Gerçekten bu sıkıntıyı görmek, göstermek ve görülmesine vesile olmak gerekiyor gelinen süreçte. Evet, Sağlık Bakanlığı ise biliyorsunuz her gün koronavirüs takvimini açıklıyor. Bu kapsamda da bir haber görüntümüz var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs günlük vaka tablosu var. Eğer arkadaşlarımızdan isteyelim görüntüyü, hazırsa ekranlarınıza getirelim. Yani öyle bir şey ki bu da gerçekten sayı düşmüyor. 50'nin altına inmiyoruz artık bakın. Dün 55 vefat vardı. Ondan önceki gün 52 idi, daha önceki gün 57 idi. Yani elinin altını görmüyoruz artık ne yazık ki. Demek ki daha sıkı tedbirler almamız gerekiyor. Dilerseniz haber görüntülerimiz hazırsa ekranlarınıza getirelim. Daha sonra gün ortasına kaldığımız yerden devam edelim. Türkiye günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre bugün 110.565 test yapıldı. 1761 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. Son 24 saatte 52 hasta vefat etti. 1093 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 253.245'e çıktı. Toplam test sayısı 7.994.029, vaka sayısı 283.270, vefat sayısı 6.782 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1.159, hastalarda zatüre oranı %7,5 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabında bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır.
güç birlikte tedbirde değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda valiliklere COVID-19 tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre tüm yeme içme ya da eğlence yerlerinde saat 24'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek. Ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Minibüs, midibüslerle koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırma yapılmayan otobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Raylı sistem araçları, metro, tramvay ve benzeri metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda sayıda ayakta yolcu alınabileceği il ve ilçe umumi hıfzı sağ kurulları tarafından tespit edilecek. Evet sevgili seyirciler, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın da koronavirüs tablosuna ilişkin aktardığı bilgileri ekranlarınıza getirdik. Durumlar böyle. Zaten Sağlık Bakanı Sayın Koca sürekli her mesajında, her tweetinde ve her basın mensuplarının açıklamasında ya da her toplantısında vurguladığı bir şey var. Gücümüz tedbirde, lütfen tedbirli olalım ve olması gerekenleri yapalım. Bakın bu gerçekten çok önemli. Bu kapsamda da bir diğer gelişmeyi aktarmak istiyorum aslında sevgili seyirciler. Hijyen ürünlerinde ise ihracat rekoru kırıldı. Biliyorsunuz COVID-19 ülkemize ve dünyaya geldikten sonra en temel kullandığımız şeyler eldivenler, tek kullanımlık maskeler ve kolonya, el dezenfektanları olduğu bu kapsamda da hijyen ürünlerinde toplu bir ihracat rekoru kırdık. Bunun detaylarına bakalım istiyorum. COVID-19 salgını dolayısıyla önemi artan hijyen ürünlerinin ihracatında yılın 8 aylık döneminde ihracat rekorları da kırıldı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde dezenfektan ihracatı %815.75, kolonya ihracatı ise %228.99 oranında arttı. Bakın yani hemen hemen dezenfektan çok artmış. %815 ne demek? Yani neredeyse iki katına katlamış demek. Ve yapılan açıklamadaysa Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, COVID-19 ürünleri diye isimlendirilebilecek dezenfektan, kolonya ve sabunun ihracatta rekorlarını kırmaya daha devam ediyoruz dedi. Hijyen ürünleri, medikal ürünler, ilaçlar gibi tıbbi cihazlarda pandemide öne çıkan birçok ürünü içinde barındıran kimya sektörümüzün stratejik önemi olan ürünler arasında yer aldı dedi. Ve daha sonrasındaysa 8 aylık rakamlara baktığımızda 2019 Ocak-Ağustos döneminde 24.2 milyon dolar olan dezenfektan ihracat rakamı bu yılın aynı döneminde 222.4 milyon dolara çıktı. Ve geçen yıla göre %815.75 kat büyüdü. Bu yıl Ağustos ayında dezenfektan ihracatı ise geçen yılın Ağustos ayına göre %365.78 artarak 3 milyon dolardan 14 milyon dolara kadar ulaştı. Bunun sebebini aslında biliyorsunuz sevgili seyirciler. Daha öncesinde hastaları olan insanların kullandığı özellikle hastane ve tıbbi yerlerde kullanılan dezenfektanlardı. Çok nadiren başka yerlerde kullanılabiliyordu ve insanlar tedarik ediyorlardı. Fakat örneğin bizlerin aklına hiç dezenfektan kullanmak gelmiyordu belki uzun dönemlerde. Belki kolonyayı bile bayramdan bayrama kullanan evlerimiz, insanlarımız vardı. Artık gelinen süreçte salgın sürecinde biliyorsunuz ki aslında kara borsaya bile düştü. Yani kolonyalar, maskeler, eldivenler, dezenfektanlar çok uçuk fiyatlarla, dudak uçuklatan fiyatlarla bazı tüccarların, yani esnaf değil bazı uyanık tüccarların aslında bir nevi vatandaşlar da uyanık tüccarların kapanına kısıldı da diyebiliriz buna. Çünkü o dönemde çok iyi hatırlıyoruz. Çok küçük dezenfektanlar ya da küçük kolonyalar bile COVID-19 ülkeye gelmeden 2 gün önce yarı fiyatınayken kimi 2 katına, kimi 3 katına çıkarıldı. Kimileri 4-5 katına sattılar ve kimileri ise ne yazık ki merdiven altı kolonya bile ürettiler. Yani ülkede böyle bir gelişmeler de oldu. Bunları da hatırlatmak gerekiyor bence. Bu kapsamda da çok uçuk fiyatlarla satılıyordu. Özellikle de maskedir. Maske bir dönem bulunmuyordu biliyorsunuz ki. Yani neden? Çünkü bizim ülkemizde şöyle de bir durum var. Ekonomide ne yazık ki ticarette stokçular var. Yani Ticaret Bakanlığı'nın, yetkili birimlerin, illerin
ya da ticaret il müdürlüklerinin stokçularla ve bu stok yapıp da daha sonra vatandaşı fahiş fiyatlarla satanlarla mücadele her dönem devam ediyor. Biliyorsunuz bununla ilgili Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın da bu dönemde birçok açıklaması oldu ve birçok da uygulama hayata geçti aslında. Telefonlar üzerinden indirilip işte marketteki, reyonlardaki fiyatların karşılaştırma programı ve vatandaşın bunları şikayet etme hakkı vardı. Biliyorsunuz önce Ticaret Bakanlığı'na, daha sonra ise CİMER gibi Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim merkezlerine bunları bildirebiliyordunuz ve geri dönüşleri de oluyordu. Ama ilk günler belki vatandaşlar zor durumda bırakıldı. Bu da esnafın yanında esnaflık değil de ne yazık ki tüccarlık yapan stokçular yüzünden oldu. Daha sonrasında ise gelinen süreçte devlet eliyle fiyatlar düşürüldü ve şu anda gerçekten maskeler, dezenfektanlar normal seviyeye indi. Hatta şöyle hatırlatalım, biliyorsunuz Covid-19 birçok insana da internet üzerinden alışveriş yapma misyonunu yükledi. Belki birçok insan, örneğin ben de bunu yapıyordum, internetten sık alışveriş yapıyordum. Fakat Covid-19 döneminde tamamen alışverişlerimiz her yer kapalı olduğu için ve bir yere gitmek istemediğimiz için, bir alışveriş merkezine, bir kurumsal mağazaya gitmek istemediğimiz için online sitelerine kaydık ve online alışverişler yaptık. Bunun akabinde de sanırım 3-4 milyonu geçkin vatandaş da ilk defa kredi kartını internet alışverişine açtırıp ilk defa internet alışverişi gerçekleştirmişti. Ve galiba Covid-19 kültürü bize bunu da öğretti. Şu anda internet üzerinden alışverişi yeğleyen kesim her geçen gün daha çok artmaya devam ediyor. Çünkü artık insanlar gerçekten bilinçli insanlar, gerçekten çok kalabalıklar içine karışmadan normal hayatlarının olması gerektiği gibi hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ne yazık ki bazen de bazı şeylere inanmayan ya da kulak arkası edenlerse hala kara düzen, toplumun kara düzen dediği düzene, eski düzenlerine devam etmekte de ısrar ediyorlar ne yazık ki. Yani hemen bunu da hatırlatalım. Biliyorsunuz ki alışveriş merkezlerinde de 3 saat kuralı kondu ve sadece 3 saat geçirebiliyorsunuz. En fazla 3 saat geçirebiliyorsunuz. Ama mümkün mertebe eğer almanız gereken acil bir şeyiniz varsa evet almalısınız, almak zorundasınız. Bunu alırsınız ama sonra da daha sonra dışarıya çıkarsınız. Yani oralarda bu 3 saatle kısıtlandı diye 3 saat geçirmek zorunda değilsiniz sevgili seyirciler. Çünkü insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ne yazık ki fiziki, yani sosyal mesafemiz sıfır noktasına kadar inebiliyor. Yani bu kapsamda özellikle bilirsiniz ki alışveriş merkezlerinde şu anda yürüyen merdivenlerde bile çeşitli uyarıcılar var. Arada birkaç basamak bırakmanız yönünde. Ama bazen ne yazık ki sosyal medya hesaplarında ya da bazı sayfalarda o kadar çok videoya ya da fotoğraf karelerine denk geliyoruz ki sosyal mesafe sıfır ya da sıfıra inmek üzere. Yani bu yüzden lütfen tedarik edebileceğiniz şeyleri farklı yollardan, online üzerinden tedarik edin bence. Bu süreçte çok fazla dışarıya çıkmayın ve evinizde kalın. Özellikle de Kayseri sınırları içerisinde lütfen evinizde kalın. Yani tüm protokol, tüm basın mensuplarının söylediği tek şey var. Lütfen evinizde kalın. Sağlığınız için evinizde kalın. Yani evinizde kalmanızın açıkçası kimseye bir faydası yok. Kendi sağlığınızdan ve toplumdan başka. Yani önceliğiniz kendi canınız olmak zorunda bu süreçte. Yani o kadar süreç farklılaşmaya başladı ki bu konuda her geçen gün farklı bir tedbir alınıyor. Bakın. Canlı müzik yapan yerlerde belli bir saatten sonra müzik saati yasaklandı. Eğer bunlar devam ederse, Sayın Vali Şeyhmuz Günaydın'da bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Eğer böyle devam ederse kafeleri de kapatma yoluna gidebiliriz dedi. Yani şu anda yaptığınız hareketler aslında önümüzdeki günlerde göreceğimiz portreleri ya da fotoğrafları ortaya çıkarıyor sevgili seyirciler. Eğer Sayın Vali Günaydın'ın da ifade ettiği gibi eğer bu tedbirlere uyarsanız, bazı sert tedbirlerle karşılaşmazsınız. Ama uymazsanız her an bütün tedbirlerde bir anda da gelebilir. Bakın buna da sokağa çıkma kısıtlaması da dahil. Yani belki de önümüzdeki günlerde bunu da görebiliriz bu şehirde ya da birkaç şehirde ya da Türkiye genelinde. Bu vaka sayılarının önüne geçmek için artık demek ki daha sert adımlar bekliyor vatandaşlar. Bunun, bu mesajların, bu kadar çiğnenen tedbirlerin, bu kadar uymayan karantina kurallarının alt okumasını ben bu olduğunu düşünüyorum bir basın mensubu olarak. Dilerseniz Vali Şeyhmuz Günaydın'ın
çok taze ve paylaştığı çok yeni bir tweet'i vardı. Programın başında da hatırlatmıştım karantinadan kaçanlarla ilgili. Dilerseniz bunun haber detaylarını ekranlarınıza getirdikten sonra diğer gelişmelerle gün ortasına devam edelim. Vali Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testi pozitif çıktığı için evde karantinada olması gerekenleri dışarı çıkmaları durumunda idari para cezası uygulandığını belirtti. Ayrıca bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Günaydın, paylaşımında bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücretleri kendilerinden tahsil edilecektir ifadesini kullandı. Evet sevgili seyirciler, Vali Şeyhimiz Günaydın'ın da çok yeni paylaştığı ve tüm Kayseri'yi ilgilendiren o önemli tweet'i ve haberini ekranlarınıza getirdik. Hemen hatırlatalım, eğer evinizde kalmanız gerekiyorsa evinizde kalacaksınız. Yoksa aksi takdirde karantina kurallarını çiğnerseniz devlet yurtlarına yerleştirileceksiniz. Hem bir nevi böyle öğrencilik hayatına döneceksiniz, öyle söyleyelim. Hem de kaldığınız her gün için aynı üniversite öğrencilerinin ücret ödediği gibi sizler de günlük olarak ya da bir tatile gitmiş de otel ücreti ödüyormuş gibi günlük olarak o ücreti de sizlerden alınacak, sizlerden tahsil edilecek ve sizler ödeyeceksiniz. Yani bakın gelinen son nokta bu aslında. Yani sizleri yurda yerleştirmek, karantinadan kaçanları yurda yerleştirmek ve bunun da ücretini sizlerden tahsil etmek. Yani aslında bu ne kadar bazı kesimlerin bilincinin düşük olduğunu da ne yazık ki gözler önüne seriyor. Yani Vali Günaydın'ın aslında bu tweet'i Kayseri'yi ilgilendirirken belki bunu önümüzdeki günlerde gündemde görebiliriz. Mesela ben sabah bu tweet'i görmemin yanı sıra aynı zamanda ulusal bir ajansta da okudum. Kayseri, Afyon, Karahisar ve Düzce valilerinin tweetleri bu şekildeydi. Eğer karantinadan kaçarsanız devlet yurtlarında kalırsınız ve ücretini de günlük olarak sizlerden tahsil ederiz denildi. Yani şu an Afyon, Karahisar, Düzce ve Kayseri'de var. Belki önümüzdeki günlerde bu uygulama yavaş yavaş uyulmayan yerlerde de yansıtılacaktır diye düşünüyorum. Bu da aslında bizim için sevinmemiz gereken bir şey değil, üzülmemiz gereken bir şey. Yani vatandaşları evde tutmak için 40 takla attığımızın, neler yaptığımızın da bir göstergesi. Sayın Vali'yi de gerçekten bu konuda takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. Çünkü çok değişik tedbirlerle, çok değişik fikirlerle Kayserili vatandaşların karşısına çıkıyor ve bunu da aslında çok usluplu ve çok sakin bir şekilde gerçekleştiriyor. Yani öyle bir tedbir koyuyor ki hayır deme şansınız yok, uymak zorundasınız. Lütfen evdeki karantinaya uyun. 14 gün evinizden dışarıya çıkmayın. Çünkü çıktığınız zaman birçok insan hayatını da tehlikeye atıyorsunuz. Evet, böyle dedikten sonraysa Haber 38'in manşet gelişmesiyle devam edelim. Biraz da siyasete bakalım istiyorum programımızı bugünlük kapatmadan önce. Belediyecilikte şampiyonuz denilmiş manşette. Bu sözlerse AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Öseseki'ye ait. Mehmet Öseseki dün Isparta'da çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretler gerçekleştirdi ve burada da bir açıklamada bulundu. Açıklamasında da AK Parti'nin seçimlerde sürekli birinci çıkan bir parti olduğunu vurguladı ve girdiği bütün seçimlerden birinci çıkan AK Parti adını altın harflerle Türk siyasi tarihine yazdırmıştır diyerek Türkiye nüfusunun %57'sini kapsayan kentlerde hala AK Partili belediyelerin hizmet ettiğini söyleyerek de şunları ekledi. AK Parti girdiği 4 belediye seçiminden de hep birinci olarak çıktı. Bütün genel seçimlerde de yine AK Parti birinci parti oldu. Girdiği bütün seçimlerden birinci çıkan AK Parti adını altın harflerle Türkiye siyasetine yazdırmıştır. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Belediyecilikte de şampiyonuz açıklamalarında bulunduğu Mehmet Öseseki. Dilerseniz Sayın Öseseki'nin açıklamasındaki diğer detayları haber görüntüsünde ekranlarınıza yansıttıktan sonra diğer gelişmelerle gün ortasına devam edelim. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öseseki bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Isparta'ya gitti. İlk olarak Isparta Belediyesi'ni ziyaret eden Öseseki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Öseseki Türkiye nüfusunun %57'sini kapsayan kentlerde hala AK Partili belediyelerin hizmet ettiğini söyledi. Yani Türkiye nüfusunun
%56-57'sine hala AK Partili belediyeler hizmet etmeye devam ediyorlar. AK Parti nihayetinde kuruluşu itibariyle daha 18 yaşında, gencecik. Ama girdiği 4 belediye seçiminde de hep birinci olmuş parti. Aynı genel seçimlerde olduğu gibi AK Partimiz yerel seçimlerde de önce 2004'te, sonra 2009'da, 2014'te ve 2019 seçimlerinde tamamıyla hepsinde de birinci çıkarak doğrusu adını altın harflerle Türk siyasi tarihine yazdırmıştır. AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından tüm şehirlerin ellerinin ve yüzlerinin açığa çıktığını belirten Özaseke, şehirlerin altyapıları ve üst yapıları bitti. O şehrin değeri olan ne varsa öne getirmeye başladık dedi. Cumhurbaşkanımızın da özellikle işaret buyurduğu bir konu var. Gönül belediyeciliği. Evet, hizmet edeceğiz. Altyapıyla uğraşacağız, üst yapıyla uğraşacağız, alt geçitler, üst geçitler yapacağız. Şehrimizin belki de insanlarımızın ihtiyacı olan ne varsa devasa projelerin arkasında koşacağız ama bunu yaparken de mutlaka milletimizin gönlünü alarak, onlarla mutlaka hasbihal ederek, onların hayır dualarını alarak yolumuza devam edeceğiz. Ülkenin AK Parti iktidarı döneminde enerjide, sağlıkta ve diğer alanlarda başarılı olduğuna dikkat çeken Özaseke şöyle konuştu. Hastane kuyruklarında ilaç yazdırmak için bekleyen bir nesildik bizler. Eskiden 7-8 tip hastane vardı. Birinin hastasını diğer hastane almazdı. İnsanların hastaları hastanelerde ölür, rehin kalırdı dedi. Şunu bilinmesi lazım. Belediyeciliğin bir okulu yok. Belediye başkanlarının da bir okulu yok. Bu iş görerek, istişare ederek, danışarak, karşılıklı yardımlaşarak başarılan bir iş. Isparta'daki programına devam eden Özaseke, şehrin simgesi haline gelmesi planlanan tarihi pazar yeri ve meydan çalışmalarını da yerinde inceledi. Özaseke, Isparta tarihi üzüm pazarı aslına uygun olarak restore ediliyor. Isparta'da tarihi üzüm pazarı restorasyon projesini, kaymak kapı meydanı peyzaj düzenlemesini ve Matbaalar Caddesi aydınlatma ve sokak sağlıklaştırma projelerini yerinde inceledik. Çalışmalar tamamlandığında tarihi pazarımız ve meydanımız şehrimizin simgesi haline gelecektir değerlendirmesinde bulundu. Şuranın o kibarlığına, nezaketine etraf yapıyoruz. Ne var ne yok, şöyle baktığı zaman gözüne bir şey çarpmaz. Ve Kayseri Meydanı'nda tarih eserleri hariç hepsini yıktım ne varsa. Sadece tarih eserler kaldı. Onlara da gece aydınlatması yaptım. Şunlara bir de gece aydınlatması yaptım mesela altında. Hafif hafif projektörler vuruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özaseke'nin de Isparta temaslarını ekranlarınıza getirdikten sonra gün ortasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir diğer gelişme ise aslında Kayseri'nin önemli gelişmelerinden bir tanesi ve biliyorsunuz ki Kayseri'de kazılar yapılıyor. Bu kazılarla ilgili de birçok gelişme var. Ve manşete de bu yansımış Haber 38'de. Anadolu'nun göbeğinde fosil hazinesi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yamula kıyılarında bizzat yerinde takip ettiği kazı çalışmalarında büyük bir fosil hazinesinin ortaya çıkarılarak bovit türü olarak bilinen boynuzlu hayvanların yanı sıra gergedan, zürafa, fil ve kornivor fanusundan yırtıcı etçilerin fosillerine ulaşıldı dedi. Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun göbeğinde bulunan fosilleri hazine olarak nitelendirirken, Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Okşan Başoğlu ise müthiş örneklerle karşılaştık yorumlarınıza yaptı. Biliyorsunuz Yamula bölgesindeki kazılar devam ediyor artık. Birçok da aslında fosil bulunuyor ve bunlar da gerek Kayseri'de gerekse Ankara'daki müzelere tekrardan gönderiliyor. Ve bunlar aslında Kayseri için çok önemli detaylar olarak isimlendirebiliriz. Yani öyle bir durum ki aslında bu Kayseri için bir nimet. Kayseri'nin, evet biliyorsunuz, Kayseri'nin kültürel, ekonomik, sosyal yönden birçok artısı var. Birçok ürünü var ama birçok da bu şekilde tarihi kaynakları var. Bunlar da her defasında yapılan kazılardan sonra da ortaya çıkıyor. Bu da ortaya çıktığının da son müjdesini Başkan Memduh Büyükkılıç aktardı basın mensuplarına. Evet, bununla ilgili de bir haber görüntümüz var. İsterseniz sizi biraz böyle
geçmiş tarihimize götürelim. O haber görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Daha sonrasında gün ortasına kaldığımız yerden devam edelim. Başkan Büyük Kılıç, Anadolu'nun göbeğinde bulunan fosilleri hazine olarak nitelendirirken, Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Okşan Başoğlu ise müthiş örneklerle karşılaştık yorumunda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteklemeye devam ettiği Yamula Baraj Gölü etrafındaki kazı çalışmalarında her geçen gün heyecan verici sonuçlara ulaşılıyor. Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan ve doğa tarihi konusuna da ayrı bir parantez açarak bilim insanlarını destekleyen Başkan Büyük Kılıç bu desteğini sahada da gösteriyor. Başkan Büyük Kılıç Taşan ve çevril bölgelerinin ardından bu kez karşı kıyıda Eski Hırka Köyü'nde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Okşan Başoğlu başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarını inceleyerek bilgiler aldı. Başkanım hoş geldiniz. Örnekler var. İç çukuru. Geçmiyorsan döneme ait 7,5 ya da 8 milyon yıl öncesine ait fosillerle ilgili bilim insanlarının kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü ifade etti. Ben her şeyden önce Okşan hocama ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Tabii Kültür Bakanlığımıza, başta Müzeler Genel Müdürümüz olmak üzere teşekkür ediyoruz. Zaten uyum kültürü içerisinde destekleyerek, dayanışarak bu çalışmalar yapıyoruz. Fedakarca yapılan bir çalışma. Geçen sene daha çok mamutları görüyorduk, fillerin atasını görüyorduk. Bu sene biraz daha boyutları görüyoruz. Değişik hayvanların bir arada kendi açısından barışık olarak yaşadıklarını gözlemliyoruz. Bir bakıma o da bir mesajdır. Yani farklılıkları bir zenginlik olarak, çeşitlilikleri zenginlik olarak görüp birlikte yaşamasını bilme kültürüne de bir bakıma mesaj vermiş oluyor. Tabii bu zenginliği inşallah sergileyeceğiz, bu zenginliğe sahip çıkacağız. Daha yeşildikçe, kazıldıkça daha da çeşitliliğin artacağı kanaatindeyiz. Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Okşan Başoğlu da müthiş örneklerle karşılaştık ifadelerini kullanarak kazılarda gelinen noktanın önemine işaret etti. Bildiğiniz gibi genelde karşı tarafta çalışıyorduk. Yüzey araştırması sonucu burayı buldu ekibimiz ve müthiş örneklerle karşılaştık. En önemlisi bu kadar fazla hayvan çeşitliliğinin olması bizi çok şaşırttı. Şu anda sadece şu anki Selimhan'da üstteyiz. Daha çok alta inmedik ve yayılmadık, genişlemedik. Üç farklı bovit türünden, yani boynuzlu gillerden, ceylan, gazellerden söz edebiliriz. Yine üç toynaklı atımız var, fil var, zürafa var, gergedan var ve bu kadar çeşidin bir arada yaşaması ve bu şekilde güzel bir şekilde, korunmuş şekilde bulunması bizi çok sevindirdi, heyecanlandırdı. Çalışmalarımız devam edecek. Bulundukları lokasyonun kazı çalışmaları için çok önemli olduğuna değinen Başoğlu, Sayın Başkanımıza gönül dolusu teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten destekleri müthiş. Üçüncü sezonumuzda da bizi gönülden ve severek destekliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz dedi. Sayın Başkanımıza gönül dolusu teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten destekleri müthiş. Bizi her zaman, yani bu üçüncü sezonumuz, gönülden ve severek büyük ilgiyle destekliyor. Evet, Kayseri'ye ait bir zenginliği de ekranlarınıza getirdik. Sizleri biraz daha tarihe doğru götürdük aslında. Kayseri'nin tarih olarak da ne kadar önemli bir yerde olduğu da aslında her defasında ortaya çıkıyor. Bu kapsamda da bir diğer gelişme de yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Başkan Memduh Büyük Kılıç dün Yamula'nın dışında Yemliha Mahallesi'nde ziyaret etti ve Yemliha'da biliyorsunuz birçok ürünüyle ünlü ama en fazla da patlıcanıyla ünlü, bahçe patlıcanıyla ünlü ve orada da hatta
Başkan Memduh Büyükkılıç'ın aslında esprili kişiliğini biliyorsunuzdur. Orada da üreticileri ziyaret etti ki tezgah başında acaba uyanık mısınız, uyuyor musunuz diyerek ziyaret etti. Böyle tatlı nüktedanlar da ortaya çıkardı aslında Başkan Memduh Büyükkılıç ve bu dönemde yüzlerde de tebessüm bıraktı da diyebiliriz sizlere. İsterseniz Kayseri'nin bir diğer özelliği olan Yemliha patlıcanını ve Yemliha ürünlerinin yer aldığı haber görüntüsünü de ekranlarınıza getirdikten sonra Kayseri'ye dair diğer gelişmelerle devam edelim. Kayseri'de yerel ürünlerin üretimi ve tanıtımına önemli katkılar veren ve her zaman üreticinin destekçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin en önemli yöresel ürünlerinden olan Yamuna patlıcanının yetiştirildiği Yemliha'yı ziyaret etti. Burada yöresel ürünler satan üreticilerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'mizin Yamuna patlıcanı olarak bilinen patlıcanın yetiştirildiği bölgedeyiz. Hemşehrilerimize Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin. Ürettiklerini pazarlamak suretiyle hem organik olarak bu ürünleri sunuyorlar hem de rızıklarını temin etmeye çalışıyorlar. Tabii bu koronavirüs süreci diye bilinen süreçte de kurallara uyuyorlar mı uymuyorlar mı diye geçerken bir selam verdik dedi. Yamuna patlıcanı diye bilinen patlıcanın meşhur olduğu bölgede yöredeyiz. Buradaki Yamunalı hemşehrilerimize, dostlarımıza Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin. Amin. Ürettiklerini pazarlamak suretiyle hem organik olarak bu ürünleri sunuyorlar hem de rızıkları temin etmeye çalışıyorlar. Tabii bu korona süreci diye bilinen süreçte de kurallara uyuyorlar mı, uymuyorlar mı diye şöyle geçerken bir selam verdik. Hakikaten baktık, hepsi de kurallara uyuyor. Çünkü şehrini seviyor, çünkü sağlık camiasını seviyor, onlara yük olmak istemiyor. Emniyetimizi seviyor, onlara yük olmak istemiyor. Belediyelerimizi seviyor, onlara yük olmak istemiyor. Başkanımızı da seviyor. Allah razı olsun. Hem kendilerini koruyorlar, hem bizleri koruyorlar, hem şehrimizi koruyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üreticilerle yaptığı sohbetin ardından maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarını yenileyerek tüm üreticilere hayırlı işler temennisinde bulundu. Yavrularlara minnet duyuyoruz. Ben böyle bizleri seven, her zaman sahip çıkan, bize dua eden, bizler de onlara layık olmak için çırpınan bir yaklaşım içerisinde onlara böyle sıcak yaklaşan bir anlayışla kendilerine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Yalnız burada Allah razı olsun başkanım. Bizim hep kafamıza bir düzenleme konusunda projemiz var. Ancak diğer konusunda da sorunumuz var. Bu konuyla ilgili girişimlerimizi hızlandıracağız. Buraya bir çeki düzen vereceğiz. Amacımız hem fiziki şartları daha iyileştirmek hem bu güzel ortamı ihtiyaçlara cevap verecek hale getirmek. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'ın da Yemliha'daki o ziyaretini ve esnafla olan konuşmalarını ekranlarınıza getirdik sevgili seyirciler gün ortası programında. Bir diğer gelişme ise Talas Belediyesi'ne ait. Talas kırsalında da genel bir temizlik çalışması hala yapılmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki bu kapsamda da mahallelerde temizlik, ilaçlama, dezenfeksiyon, yenileme ve bakım onarım çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Bir diğer gelişme ise Gazete Kayseri'ye yansıyan pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü. Pazarcı Emrah Oruç, pazarda her bütçeye uygun ürün var açıklamasında da bulunmuş yaptığı açıklamada. Bunu aslında pazara giden vatandaşlar daha iyi, objektif bir gözle görebilirler ve farkı hissedebilirler diye düşünüyorum ama hemen şunu hatırlatalım. 65 yaş üstü vatandaşların ve 14 yaş altı çocukların pazar yerlerine girişi COVID-19 tedbirleri kapsamında belirli bir süredir yasak biliyorsunuz. Hemen bunu da hatırlatalım COVID-19'a dair. Diğer gelişmeler ise spora dair gelişmeler. Sürmanşette yer almış ve antrenmana COVID engeli başlığıyla paylaşılmış. Kayseri Spor'un dün yapacağı antrenman bir personelin testinin pozitif çıkması sonrası iptal edildi. Sarı kırmızılarda yapılan yeni testin sonuçları ise bugün açıklanacak. Biliyorsunuz Kayseri Spor'da bir personelin testine yazık ki pozitif çıktı. O yüzden antrenman ertelendi ve umarız
temas yoktur ve inşallah sadece bir kişi 14 günlük karantinayla atlatabilir. Bir diğer gelişme ise yine Kayseri Spor'a dair imzaya geldi başlığıyla görülmüş gazetenin sürmanşetinde. HES Kablo Kayseri Spor'un prensipte anlaşmaya vardığı Fransız forvet Kanga Kayseri'ye geldi. Kanga'nın ise bugün imza atması beklenenler arasındaki yerini de almış. Kayseri'de spora dair gelişmeler de böyleydi. Bizler yavaş yavaş gün ortası programının bugünlük de sonuna geliyoruz. Hemen hatırlatalım. Bugün Türkiye genelinde 81 ilde İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği COVID-19 tedbirleri genelgesi kapsamında denetimler var. Denetimler de sabah saatlerinde başladı ve sabah saatlerimiz onu gösterdiğinde Vali Şehmuz Günaydın öncülüğünde kolluk kuvvetleri ve gerekli personellerle basın mensupları katıldı. Kazancılar Çarşısı'nda bir denetim başladı ve daha sonrasında şehrin ana arterlerine ve farklı bölgelere denetimler de yayılmaya devam edecek gün içerisinde. Sizlerden dileğimiz ise lütfen COVID-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeniz ki en önemlisi sanırım toplum içerisine girdiğinizde sosyal mesafenizi korumanız ve maskenizi kullanmanız. Yani maskenizi kolunuza ya da çenenize indirin diye bu COVID-19 tedbirleri alınmıyor sevgili seyirciler. Yani öyle bir şey ki artık bazı illerde toplu alanlarda ya da şehrin bazı bölgelerinde örneğin Cumhuriyet Meydanı gibi ana arterli yerlerde artık sigara içmek bile yasaklandı. Şu an Kayseri Minvali'nde böyle bir karar yok. Ama hemen şunu söyleyelim. Eğer bu olmayan tedbirlere uymazsanız gelecek tedbirlerin ayak sesleri de gelmeye başlayacaktır yakın bir süre içerisinde. Çünkü gerçekten vaka sayıları artmaya başladı ki Kayseri'nin vaka sayısı da ne yazık ki düşmüyor. 15 gün evde kal Kayseri. Evden 15 gün çıkmıyoruz Kayseri mottolarının ise 4. günündeyiz. Dileriz 15 gün sonunda Kayseri'deki vaka sayıları ciddi oranda aşağı grafiğe doğru inmeye başlar diye temenni ediyoruz. Bugün de gün ortası programının sonuna geldik. Yarın saatleriniz 12'yi gösterdiğinde bu ekranlarda farklı konu ya da konuklarla günün gelişmeleriyle buluşana kadar şimdilik hoşçakalın.